ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Orada o günden bu yana aslında Türkiye'nin dört bir yanından uzmanlar, bir işin ucundan tutabilecek belki de herkes deprem bölgesine aktı. Ve bir seneye aşkın süredir de orada gönüllü çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaları yürütenlerden biri de dayanışma gönüllüleri. Yarın da bir kuruluş kongresi düzenleyerek aslında dernekleşecekler. Benimle birlikte ekranlarda hepinizin yakından tanıdığı bir isim var. Belki de hadi uzatma Cengiz Bey konuşmaya başlasın diye düşünüyorsunuzdur. Cengiz Bozkurt bizimle uzun süredir o da orada gönüllü çalışmalarını sürdürüyor. Yarınki kongrede de olacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İrem. Şimdi zaten kamuoyuna da yansımıştı sizin orada yürüttüğünüz çalışmalar vesaire. Ben hikayenin başından başlamak istiyorum o yüzden. Sizi oraya götüren neydi? Beni oraya götüren birçok insanda zuhur bulan hissiyattı. Neydi? Ülkemizin bir köşesinde kanayan bir yara var. İnanılmaz bir yıkım var ve bizim boş durmamamız gerekiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. O his tabii ki arkadaşlarım ve beni oraya götürdüler. Ama biz tabii ki dayanışma gönüllülerinden bahsedince dayanışma gönüllülerinin ilk faaliyeti değil bu. Daha önce 17 Ağustos Gölcük merkezli Büyük Marmara depreminde de biz yine aynı adla dayanışma gönüllüleri adı altında faaliyet yürütmüştük. Ben o zamanlar İngiltere'de yaşıyordum. İngiltere'den büyük bir yardım işte iki kamyon ve maddi yardım getirmiştik. Sonra İzmit Cephanelik Çadır Kampı'nda ben de çalışmıştım arkadaşlarım ve ben. Şu anda bizle birlikte hareket eden arkadaşlarımız da var o grubun içinde. Olmayanlar da var. Ama dayanışma gönüllüleri o sırada alanda çok uzun süre kalarak çok büyük bir faaliyet yürütmüştü. Ben de onu hatırlıyorum yani bir yarım saatlik belgesel haline bile getirmiştim yani. Belgeselini çekmiştim, röportajlar yapmıştım çadır kamplarda, bölgeden bölgeye gitmiştim, yabancı gelen mesela fotoğrafçılık workshop'u, atölye çalışması yapan genç gruplar vardı o çadır kentlerle, onlarla söyleşiler yapmıştım. Biz de aynı şekilde o bölgede uzun süre kalarak faaliyetlerimizi yürütmüştük. Daha sonra işte Van depremi oldu, sonra İzmir depremi oldu. O daha doğrusu o Gölcük depreminden sonra bir Düzce depremi yaşandı. Yani Düzce'de de faaliyetlerde bulundu arkadaşlarımız. Gerçekten o dönem bölgeden ayrılmayan, bölgede halkla birlikte yaşayan bir sürü arkadaşımız var. Onların emekleri gerçekten yadsınamaz. Daha sonra da işte bu 11 ilimizi etkileyen büyük deprem 6 Şubat'ta yaşandığında yine aynı refleksle, yine aynı tepkiyle dayanışma gönüllüleri Türkiye'nin dört bir tarafından hiçbir şey söylemeden bir araya gelip bölgede buluştu diyelim. Biz zaten yani hem Türkiye'ye hem dünyaya ortak refleksle bakan siyasi bir yapımın, siyasi bir yapının devamıyız. Bir geleneğimiz var. 1977'de temelleri atılmış bir siyasi yapıyız. O dediğim gibi o yapı içinde refleks göstermek zaten bizim için rutin ve doğal bir şey. Yani göstermediğinizde zaten o yapının içinde olmuyorsunuz. Hayatın başka alanlarında oluyorsunuz. Onun için o bitmeyen yolculuk bizim için önemli. Bölgeye koştuk. İkinci günden itibaren bölgedeydik. Çoğumuz uzun süre kaldı. İlk başta arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya çalıştık. Arkasından erzak, giysi, barınma ve yemek konusunda, çay ocaklarının kurulma konusunda ve temiz nitelikli suya ulaşma konusunda bir sürü çalışmalarımız oldu. Ben de bölgede yaklaşık 5-5,5 ay kaldım. Hem Defne'de hem İskenderun'da. İskenderun'da Mustafa Kemal Mahallesi yıkımın çok büyük yaşandığı bir mahalleydi. Orada uzun süre yemek dağıtımında, çadır kurulumunda faaliyetler yürüttük. Arkasından da bir sahra çadırı, büyük bir sahra çadırı, bir destekçimiz tarafından, bir şirket tarafından bağışlanan sahra çadırına geçerek faaliyetlerimizi, dayanışma faaliyetlerimizi o cemevinin karşısındaki alanda, arsada
sürdürdük. İskenderun'daki çalışmalarımız, hem eğitim çalışmalarımız var, hem aynı zamanda hukuk birimimizin oluşturduğu hukuk toplantıları yaptık. İnsanlara, depremden etkilenmiş insanların daha sonrasında nasıl hukuki bir yol izlemeleri gerektiği konusunda gönüllü avukat arkadaşlarımız bilgilendirme toplantıları yaptılar. Bunlar en kalabalık toplantılarımızdı. Öğretmenlerimiz küçük yaşta çocuklarla birlikte resim, atölye çalışmaları, efendim halk oyunları çalışması, gitar kursları, bunları şu anda sürdürüyoruz. Aynı zamanda mimar mühendis arkadaşlarımız, gönüllü arkadaşlarımız hasarların tespiti, binaların güvenliği konusunda her türlü desteği sundular. Onlar da bilgilendirme toplantıları yaptılar. Özgürlüğe Pedal diye bir bisiklet grubuyla birlikte yüzlerce bisiklet dağıttık. Orada ulaşımın sağlanması konusunda, bisikletle sağlanması konusunda çabalarımız oldu. Dediğim gibi her alanda, birçok alanda faaliyetlerimizi bölgeyi terk etmeden bize yakışır şekilde, yakışan şekilde hala sürdürüyoruz. Hani bize yakışan şekilde, yakışan şekil nedir? O da işte fazla dijital dünyada faaliyet göstermeyip alanda insanlarla birebir yan yana, omuz omuza ilk günden itibaren geceleri sobanın başında ısınarak, gündüzleri de her türlü ihtiyacı karşılayarak onlara yalnız olmadıklarını orada hissettirmek. Bizim için önemli olan işte Instagram'daki, işte YouTube'daki videolar vesaireler değil, oradaki insanların ihtiyacıydı. Onun için de fazla duyulan, görülen belki bir yapı değiliz ama çok faaliyet yürüten, alanda, sahada çok bulunan bir yapıyız. Peki Sayın Bozkurt, şimdi ben de depremin birinci yılında aslında 3 farklı kente gittim ve en çok hasar alan bölgeleri gezme şansına sahip oldum. Orada bir yılın ardından bile depremin izleri de sürüyordu ve çok fazla sorun vardı. O yüzden mevcutta belki de en çok bu sorunlara hakim olan ve şahit olan isimlerden biri olduğunuz için soracağım. Hala orada neler eksik? Hala neler eksik? Hala konteyner kentlerde yaşıyor insanlar. Hala çadır kentlerde yaşıyor. Aslında bölgeye gittiğinizde zaten birçok şeyin tamamlanmadığını ve eksik kaldığını ve çok geciktiğini görebilirsiniz. Bir yılın sonunda biz depremin anmasında yine oradaydık tabii bölgede. Çok az adım atılmıştı. Adım atılmamış mıydı? Atılmıştı. Tabii ki yapılmıştı. Toplu konutlarda işte ilerlemeler olmuştu vesaire. Ama çadır kentler, konteyner kentler hala insanların yaşadığı. Çünkü arkasından bir sel oldu, arkasından fırtına oldu. Yani felaketler orada maalesef üst üste geldi. Bölge tam anlamıyla hala toparlanabilmiş değil. Biz de onun için bölgeden çıkmıyoruz. Çıkmayı da düşünmüyoruz. Dediğim gibi yani birçok alanda da hala faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bunların içinde dayanışma kooperatifleri var. O dayanışma kooperatifleri işte bölgedeki insanların yaptıkları şeyleri, yöresel ürünleri büyük şehirlerde pazarlamak şeklinde olabilir. Bunların belki ileride şubelerini açmayı düşünüyoruz. Biz daha kurumsal bir kimliğe kavuşmak için dernekleşmeyi tercih ettik artık. Onun için de yarın kuruluş kongremizi yaparak dernek olacağız ve daha nitelikli dayanışma faaliyetleri içine gireceğiz diye düşünüyoruz. Yani ben ve arkadaşlarım bundan sonraki yapılabilecek bütün faaliyetlerin çok daha nitelikli olacağı konusunda bölge halkına güvence verebiliriz. Çünkü biz Ankara'daki arkadaşlarımız arama kurtarma eğitimi aldılar AFAD'dan. Bu akreditasyonlarını aldılar. Belki çok küçük bir grup, 10 kişilik bir grup, 12 kişilik bir grup ama bunu daha da büyütmeyi düşünüyoruz ve olası İstanbul depremine ya da Türkiye'nin farklı bir köşesinde gerçekleşen bir felakete en hızlı şekilde, en nitelikli şekilde müdahale etmeyi düşünüyoruz ve bunun planlarını yapıyoruz şimdi. Şimdi siz de aslında birkaç çalışmadan böyle söz ettiniz ama biraz o kısmı açmanızı isteyeceğim. Çünkü siz de bahsettiniz, deprem bölgesinde sorun bir değil bin. Eğitim de bir sorun, karın doyurmak da sorun. Oradaki çocukların
iyi bir psikolojide çocukluk dönemlerini geçirebilmesi de sorun. Depremi yaşamış birinin o yaşadıklarını atlatması da saysam sabaha kadar gider. O yüzden çok yönlü bir çalışma var. Çok fazla uzman var anladığım kadarıyla. Peki biraz daha açmak istersiniz o kısmı. Kapsam anladığım kadar geniş mi? Kapsam çok geniş. Yani biz işte biraz önce hani ne eksik dediğinizde mesela şu anda aklıma gelen şeyi söylüyorum. Hala nitelikli temiz içme suyu konusunda bile eksiklikler var orada. Onu söylemeyi unuttum. Mesela biz 9 tane farklı noktada, bunların içinde işte camiler var, ziyaretler var, okullar var, onların bahçesine günlük 10 ton temiz su arıtabilen arıtma noktaları kurduk. İnsanlar hala oradan sularını alabiliyorlar ve içebiliyorlar. Eğitim çok çok önemli bir eksiklik işte felaketten sonra. İşte Şubat'tan sonra biliyorsunuz çocuklar ortada kaldılar, okula gidemediler. Onları oyalayabilmek, onları bir şekilde eğitim hayatlarının aksamamasını sağlamak için yaptığımız faaliyetler tabii ki yani yeterli değil. Çünkü biz biraz da hani o kadar büyük bir alana yayıldı ki felaket. Biz işte küçük bir alanda özellikle İskenderun ve Defne'de çok daha yoğun bir faaliyet yürüttük. Bizle birlikte hareket eden mesela dayanışma gönüllüleri içinde yer alan arkadaşlarımız vardı İzmir'den. Onlar eğitimcilerdi, uzman eğitimcilerdi. Onlar aynı zamanda üniversiteye hazırlanan gençlerimizin büyük bölümünü İzmir'e naklederek bir önemli bir kesimini mesela kurdukları dernek aracılığıyla Defne Eğitim Yaşam Derneği kurdular İzmir'de. Ve orada üniversite sınavlarını hazırlayıp üniversite sınavlarında iyi yerlere yerleşmesini sağladılar. Ama bu faaliyetler yeterli mi? Yetersiz. Ama biz bunları yapmaktan geri durmayacağız. Daha da büyüterek, daha da kapsamlı ve nitelikli hale getirerek bölgede yaygınlaşmaya çalışacak. Dernekte, bu derneğimizin kuruluş kongresi de bize o konuda önemli bir yola sokacağını, bize o konuda önemli bir yola sokacağını arkadaşlarım ve ben düşünüyoruz. Şunu soracağım şimdi, dayanışma gönüllüleri aslında uzun yıllardır da pek çok farklı afette ve sorunda çalışmış bir ekip. Şu anda bir sayı ifade edebileceğiniz bir rakam var mı genişliğine dair? Biz depremin ilk gününden itibaren bir rakam vermek gerekirse aslında 1500'e yakın arkadaşımızı rotasyonlu bir şekilde orada çalıştırdık. Bunun içinde büyük şehirlerden gelen var, Artvin'den, Uşak'tan, Ordu'dan, Mersin'den, Antalya'dan. Yani Nevşehir'den, her yerden gelen arkadaşlarımız var. Türkiye'nin her bölgesinden gelen arkadaşlarımız var. Şu anda hani bir rakam vermek gerekirse 1500'ün üstünde insanımızı, gönüllümüzü biz orada rotasyona tabi tutarak çalıştırdık ve faaliyetlerde bulunmasına yardımcı olduk. Bundan çok daha büyük bir yapıyız aslında. Mobilize edebiliriz, daha geniş kitleleri mobilize edebiliriz. Ama dediğim gibi bunu nitelikli ve kapsamlı, daha uzmanlaşmış şekilde yapmayı tercih ederiz. Dernek bize çok büyük katkı sağlayacak diye düşünüyoruz dernekleşmemiz. Peki dernekleşme sürecinin ardından aslında şimdiye dek birebir temaslarla yurttaşların neye ihtiyacı varsa oraya dayanışma gönüllüleri koşmuş gibi anlıyorum ben. Dernekleşme sürecinin ardından yalnızca bu sorunları çözmeye yönelik değil de bu sorunları görünür kılmaya yönelik de çalışmalar planlarınız arasında mı ve genişleyecek mi dayanışma gönüllüleri? Tabii ki. Dediğim gibi hani biz çok dijital dünyada faaliyet gösteren bir yapı değiliz. Dediğim gibi daha çok alanda ve sahada çalışıyoruz. Ve birebir insanların somut sorunları neyse onlara somut cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca biz dışarıdan giden insanlar olarak hala onlara bir şeylerin nasıl yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmuyoruz. Tam tersi, sorunları tespit ediyoruz. Onları faaliyetin, dayanışma faaliyetinin bölge insanının içine katarak bu faaliyetlerimizi büyütüyoruz. Dışarıdan giden belki 1500 kişi olmuştur ama bölgede bundan çok daha fazla insan bizle birlikte dayanışma gönüllüsü olarak çalışmaya devam ediyor. İçine dahil oldular bunun ve bir şekilde o inisiyatifi, o iradeyi, dayanışma ruhunu onların da
göstermesini sağladık. Aslında ortaklaşa bir faaliyet yürütüyoruz bölge insanıyla. Peki. Sayın Bozkurt çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için, katıldığınız sağ için ve elbette ki bütün bu afetlerdeki emekleriniz için. Eklemek istedikleriniz var mı sonlandırmadan evvel? Yok. Yani bölgede faaliyet gösteren tüm arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Birinci günden itibaren bölgeye koşmuş, bizle birlikte olan olmayan, Türkiye'nin dört bir tarafından yardıma koşmuş her türlü yapı ve kuruma teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, ben de burada noktalayacağım. Hepimizin tanıdığı usta oyuncu Cengiz Bozkurt bizimle birlikteydi. Uzun süredir özellikle 6 Şubat'tan beri orada deprem bölgesinde pek çok gönüllü çalışıyor. Bir sene aşkın süredir oradaki sorunlar temelli bir biçimde çözülemedi. Sayın Bozkurt da sizler için anlattı. İhtiyaç da vardı. Dayanışma gönüllüleri yarın dernekleşecek bir kuruluş kongresi gerçekleştirecekler. Tüm konuları, sorunları, yapılacakları ve yapılanları konuştuk. Şimdilik noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkürler.